Birazdan ekranda göreceğiniz profil fotoğraflarını tek bir tıkla tek bir sitede yaptım arkadaşlar. Çok basit, hiçbir şey indirmeye gerek yok. Siteye gidiyorsunuz, fotoğrafınızı yüklüyorsunuz, arka plana bu tarz renkler, şekiller atabiliyorsunuz. Çok kolay. Hemen gelin o siteye gidelim ve biz de yapmaya başlayalım. Sitemizin adı PFP Maker. Şöyle tıkladım ve girdim. Hemen şuradan ilk çıkan linke tıklıyorum ve karşıma böyle bir ekran çıkıyor. Burada bana diyor ki fotoğraf yükle. Tek istediği şey bu arkadaşlar. Fotoğrafınızı gidin buraya yükleyin. Ben hemen bir fotoğraf yüklüyorum, sonrasında devam ediyoruz. Evet, karşımıza böyle bir ekran çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fotoğrafımızı kesti. Fotoğrafın şu an orijinal halinde ekranda görüyorsunuz. Bu halden bu hale geldi. Bence oldukça iyi bir kesme işlemi var. Saçımın tam şuralarında hafif beyazlıklar kalmış ama buna da yapacak bir şey yok. Çünkü ücretsiz bir site ve olabildiğince aslında en maksimum şekilde kesmeye çalışmış. Peki bu arayüzde bizi neler karşılıyor, neler yapabiliriz? Hemen şöyle aşağıya doğru iniyorum. Birçok farklı şekil denemiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi turuncu, mor, farklı farklı şekiller, böyle texture'lar vesaire bir sürü şey var. Ama benim size tavsiyem arka planı sade olan bir renk seçmeniz arkadaşlar. Çünkü bu aralar çok fazla popüler aslında bu tarz profil fotoğrafları. Çünkü arkadaki renkle insanlar sizi bir şekilde uyumlu hale getiriyor. Daha doğrusu hatırlanabilirliğinizi artırıyor diyebilirim. Bu sayede insanlarla artık daha iyi bir bağ, bu rengi görünce akıllara sizin gelmenizi sağlar bir şekilde. Peki bu ekranda başka neler var? Neler yapabiliyoruz? Örneğin şu üst taraflara geliyorum. Örneğin şöyle bir ikon var. Bastığım zaman ne geliyor? Bastığım zaman gördüğünüz gibi fotoğrafların arkasına hafif gölgeler ekleyebiliyorum. Bu tamamen sizin göz zevkinize kalmış bir durum. Burayı ne kadar böyle çok göze batan şekilde, çok böyle boğucu bir şekilde yapmazsınız, sizin için o kadar iyi arkadaşlar. Şöyle sıfır gölge veya çok hafif bir gölge katabilirsiniz. Bu sizin göz zevkinize kalmış bir durum. Ben şu an böyle düzenliyorum. Daha sonrasında şurada solda bir damla işareti var. Bu ne işimize yarıyor? Arka plandaki rengi değiştirmeye yarıyor. Burada birçok renk var. Her rengi böyle görebiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Size en uygun sayfanızı temsil eden, profilinizi temsil eden rengi seçip bu renkle beraber bir bütün yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Buradan istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Bence çok güzel bir site bu. Pat pat her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin burada geçişli olarak var. Bu şekilde. Ne kadar sade olursanız o kadar iyi bence, benim tercihim. Şöyle farklı farklı şekilde şu kullu hareketler de var şu şekilde. Bayağı güzel olaylar var arkadaşlar. Örneğin şuradan sarıyı seçip devam edelim diyelim. Şurada bir de kalem ikonumuz var. Burada ne, bu ne işe yarıyor? Şöyle bakalım. Fotoğrafımızı konumlandırmamıza yarıyor. İşte çevir, sağ sol oynat vesaire. Böyle farklı farklı tonlamalar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sizin zevkinize kalmış dediğim gibi. Daha sonrasında bu fotoğrafları nasıl indirebiliyorsunuz arkadaşlar? Hemen şurada bir indirme butonu var. Buraya bastığınız zaman artık masa üstünüze inmiş oluyor. Ve siz de artık doya doya bu fotoğrafları kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de burada ön izleme bölümü var. Bu neydi? Şurası. Basıyorsunuz. Şöyle baktığınızda Facebook'taki profilinizde nasıl gözükecek? Hemen şuralara arka planlar atayabiliyorsunuz. Mesela bunları da indirebiliyorsunuz. Şu şekilde. Örneğin. Bayağı güzel bir site bence. Ben çok sevdim bu siteyi. Sizinle de paylaşmak istedim şu şekilde. Hiçbir Photoshop bilgisi, hiçbir Canva bilgisi vesaire, hiçbir program bilgisine gerek kalmadan pat pat hızlı ve kolay bir şekilde fotoğraf ayarlayabilir, profilinizde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bence oldukça basit ve işe yarayan bir şey. Ve aynı zamanda buradaki arka planları da, yani backgroundları da indirebilirsiniz. Bence güzel backgroundlar var. Evet, bu sitemiz böyleydi arkadaşlar. Güzel bir site bence. Bunu kullanmayı unutmayın. Profillerinizi ekleyin ki insanlar sizinle o rengi bir şekilde uyumlu hale getirsin. O rengi gördükleri zaman akıllarda siz gelmeye çalışın. Tıpkı diğer markaların yaptığı gibi Getir'dir, yemek sepetidir vesaire. Bu markalar hep bir renkle bağdaşmaya çalışıyor. Dolayısıyla akıllara hemen onlar geliyor. BİM de bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Siz de böyle bu şekilde bir renk belirleyerek markalaşma adımınızı bir tık öne taşıyabilirsiniz diyorum. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Aşağıda çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bu arada kanala da abone olabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.